ben karşımda bir aday görmüyorum. İskenderun'un yeni vizyonunu, yeni İskenderun yorumunu sentezleyecek olan belediye başkanını görüyorum. Hizmet işi, gönül işi diyorsunuz ya. Hangi gönüle girdiniz, aynaya baktınız mı diye sorası geliyor insanın. Lütfi Savaş deyince bakıyorum gözler parlıyor, gönüller böyle tık tık atmaya başlıyor. İnsanı sevmeyen, gönlünde hizmet aşkı olmayan kimse ne siyasetçi ne belediye başkanı olur. Ve nitekim geliyorlar gidiyorlar. Bizimki öyle mi? Geliyor kalsın 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 diye bağırıyoruz. Niye? Şimdi Lütfi Savaş'la kendilerini bir tutuyorlar. Öyle mi? Öyle mi? Hatay'ın 15 ilçesinde 590 mahallesinde insanlarımız kendisine hizmet eden, hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayan, oy verdin vermedin hesabını yapmayan insanlar arasında ne renk, ne kimlik, ne inanç ayrımı yapmayan güzel insan, dürüst insan Lütfi Savaş'ı seviyor. Onun yanında gayret içinde çalışıyor, gayret içinde. Bu seçim hakikaten bu Yılmaz kardeşimize sarılacağız. Ve gerçekten de entelektüel birikimi yüksek olan, dar alanda çalışmaktan bıkmış olan, yıllardır milletinin karnını deşen, artık geniş sahalar istiyor bu geniş saha. Koca İskenderun'u diyor, ihya edeyim diyor. Bu nedenle buradayız. İnşallah biraz sonra güzel projelerini göreceğiz. Ama bazıları ortak olacak inşallah. Orada olmayan bir projesi var. Anlatmayacağı bizim tam expo alanının olduğu yer. Orada inşallah kültürel faaliyetlerimizi, sportif faaliyetlerimizi ve botanik eksposunun olduğu yaklaşık 175 dönüm ama 135 dönüm neti var. 35 dönüm kültür ve sosyal tesisi arıyor spor tesisine. 100 dönümü direkt botanik bahçesi. Sadece İskenderun değil, Belen ve Arsuz'u da içine alan tam üçünün ortasında müthiş bir proje. Atılacak çok adım var, gidilecek çok yol var. Bunun için bize sağlam bir partner lazım, bir arkadaş lazım, yol arkadaşı lazım. Şimdi bu Yılmaz kardeşimiz atom karınca gibi. Hakikaten boyuna kokuna bakmayın. Yüreği kocaman. Yüreği kocaman. Rahmetli Naim Süleymanoğlu gibi. Birlikte üretimin, kolektif çözümlerin, hakça paylaşımın destanını yazmaya geliyoruz. Birlikte karar alan, birlikte üreten, birlikte yöneten, birlikte denetleyen, ben değil, biz diyen bir yönetsel anlayışla güzel kentimizi yeniden inşa etmeye geliyoruz. Kavga değil, barış istiyoruz. Çatışma değil, uzlaşmak istiyoruz. Ötekileştirmek değil, kucaklaşmak istiyoruz. İskenderun Akdeniz'in incisidir. Gelin bu türkü hep bir ağızdan, el ele, yürek yüreğe söyleyelim. Hiç kuşkusuz ki bu ülke ve bu dünya kendilerine hizmet edenlerin, kendilerine güzel eserler bırakanların her daim anıldığı, ilan olduğu bir ülke ve bir dünya olacaktır. Bu eserleri yaratmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Gelecek 50 yılın yol haritasını sizinle paylaşıyor. İşte İskenderun'un mahpus tarihini değiştirecek vizyon projelerimiz.
sahil bandı yeniden düzenlenecek. Projeyle birlikte sahile bisiklet yolu, seyir terasları, nostalji tramvayı, ışıklı su gösterileri olan havuzlar yapılacak. Sahil bandı içerisinde bulunan tesislerin fiziki yapısı modernize edilerek daha kaliteli hizmet vermeleri sağlanacak. İskenderun Belediyesi Mahalle Kültür Evleri Projesi. Kadınlarımıza meslek ve beceri kazandıracak kurslar, çocuklarımız ve gençlerimize eğitim desteği veren kurslar, kütüphane, toplantı ve taziye amaçlı kurulacak salonlar olacak. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Projesi. İskenderun Belediyesi olarak Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi yapılacak. 1500 kişilik iki konser, tiyatro ve konferans salonu, galeri kullanımlı fuayeler, dünya standartlarında akustik sahnesiyle Hatay'ın en büyük ve en kapsamlı kültür ve kongre merkezini inşa edeceğiz. İskenderun Marina Projesi. İskenderun Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye'mizle birlikte içerisinde alışveriş merkezi, sosyal donatıları olan kentimize önemli bir marka ve ekonomik değer kazandıracak İskenderun Marina Projesi'ni hayata geçireceğiz. Denizden su pompalanarak kanal ıslah edilecek, içerisinde ışıklı su gösterileri, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları yapılacak. Deniz Otobüsü Seferleri Projesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen HADU projesi için İskenderun Belediyesi tarafından sahilde yer temini yapılacak. Bu sayede vatandaşlarımız Samandağ ve İskenderun'dan Mersin, Kuzey Kıbrıs ve Beyrut'a kadar uzanan bir güzergahta deniz otobüsü seferleriyle seyahat edebileceklerdir. Bu proje sayesinde kentimiz önemli bir canlılık ve ekonomik kazanç sağlayacaktır.